Herkese merhabalar. 2023 LGS bitti. Oh dedik kurtulduk ve öncelikle 2023 LGS sürecinde yaptığınız çalışmalarla, gösterdiğiniz gayretlerle gerçekten <laughs> hepinizi alkışlak <atacak gülüyor> arkadaşlar. Bütün gayretimizden dolayı alkışlıyoruz. İnşallah tercih döneminde de çok güzel bir şekilde, gayretli bir şekilde sonuçları değerlendireceğiz ve güzel güzel okullarımız kazanacağız. Zaten LGS gireceğimiz sınavlardan sadece biri ileride üniversite sınavı da var. 9-10-11-12'de yapacağımız çalışmalar ...üniversite hayallerimizi, mesleğimizi verilecek esas sınav... ...ama LGS'nin de önemli olduğunu biliyordunuz... ...ve 2023 LGS'de hem Sözel'de hem Sayısal'da ter döktünüz... ...emeğiniz gerçekten takdire şayandı... ...hepinizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Şimdi, LGS 2022'ye 1 milyon 236 bin kişi başvurmuştu... ...LGS 2023'e de 1 milyon 246 bin 929 kişi başvurdu... ...herkesin sınavı esasında zor geçti, bunu kabul etmemiz lazım... ...ve şimdi tercih dönemi çok da önemli... Burada bazı bilgiler vereceğiz sizlere. Zaten tercih döneminde her zaman yanınızda olacağız ama bazı küçük bilgileri verip şimdiden yanınızda olacağımızı göstermek istedik. Zaten e, burada e, bazı okullarla alakalı bilgiler vereceğiz. İşte Türkiye'nin en iyi fen liselerini, Anadolu liselerini ve tercihte nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Bugün esas bir ön hazırlık olacak. Esas sonuçlar açıklandığı zaman biz sizlere tam anlamıyla destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle... Puan değil, yüzdelik diliminiz ve sıralamanız sizin nerede olduğunuzu gösterecek. Çünkü okulların puanına baktığımızda mesela diyelim ki örnek verelim ne olsun? Kahramanmaraş Fen Lisesi, Göksun Fen Lisesi. Bak 2022'de 400 puanda, 2021'de e, 370 puanda, 2020'de 395 puanda, 2019'da 419 puanda... 2018'de 351 puanda, 2017'de 470 puanda yani puanı artıyor azalıyor, artıyor azalıyor. E o zaman ben ne yapacağım hocam? Sen dilime bakacaksın. Dilimleri fazla değişmez. Yüzdelik dilimi genellikle stabil, düzgün gider. Aynı şey diğer okullar için de geçerli. Dolayısıyla puanlar netler değişebilir ama sıralama en önemlisidir arkadaşlar. Türkiye'deki en iyi 10 fen lisesine baktığımızda Ankara fen, İstanbul'a Türk fen, İzmir, Çapa, Tofaş, Adana, Osman Ulubaş... Buca incir, Ankara Pursaklar, Eyüp Aygar gibi birçok fen var ama şunu da söylememiz lazım. Ankara Fen mezun olan bir öğrenci ile Gelibolu Fen mezun olan bir öğrencinin üniversite sınavında Türkiye birincisi olma ihtimali aynı. Niye? Çünkü hatta herhangi bir liseden mezun olan öğrencinin de Türkiye'de birinci olma ihtimali aynı. Yani. Çünkü hatırlayın LGS sürecinde bazı arkadaşlarınız çok iyi okullara gitti. Bazı arkadaşlarınız o kadar iyi olmayan okullara gitti. Ama LGS'de iyi yaparsa LGS birincisi olabilir. Kim sonra karışamaz. İşte sen istediğin fen gidersen git çalışmazsan üniversitede başarılı olamıyorsun. Dolayısıyla gideceğiniz bütün fen bütün fen Bak Ordu Gölköy Fen 38. Buradan da tıp kazanabilirsin. Buradan da mühendis kazanabilirsin. Buradan da çok iyi bir okulu kazanamayabilirsin çalışmazsan. Dolayısıyla fen liselerin hepsi birbirine benzer başarıyı size kazandırabilir. En iyi 10 Anadolu sesine baktığımızda İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş, Cağaloğlu, Hüseyin Avni, Beşiktaş, Takip Sabancı, Kadıköy Anadolu, Atatürk Lisesi, Haydarpaşa, Atatürk Anadolu Sesi bir sürü çok güzel okullar. Ama bu okulların her biri esasında çalıştığınızda size çok büyük başarılar getirebiliyor. Mesela benim Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerim var. Yani anlattıklarını size burada anlatsam şok olursunuz. Ya da Robert'te öğrencilerim var. Anlattıklarını anlasam şok olur. Nasıl yani dersiniz? Dolayısıyla sizler çalıştığınızda başarı yakalayacaksınız arkadaşlar. Aynı LGS sürecinde olduğu gibi. Galatasaray Lisesi de Üsküdar Ahmet Keleşoğlu olan de Ali Akkanat Anadolu Lisesi de sizlerin başarısı için sadece bir araç. Siz çalışmazsanız bu araçtan hiçbirisi faydalı olmuyor. Dolayısıyla aa Galatasaray geliyor hayatım kurtuldu diye sevinenler de yanlış yapıyor. Eyvah Galatasaray Lisesi gelmiyor başka bir Anadolu Lisesi'ne gitti. Bitti hayatım diye üzülenler de yanlış düşünüyor. En iyi 10 sosyal bilimler baktığımızda İbrahim Cinkaya, Kayseri Kilim, Aydın Sosyal Bilimler, Samsun İbrahim Tanrı verdiğim, Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, Neriman Erol Eskişehir İç Sosyal Bilimler Lisesi, Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler, Bucan Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler, Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Liseleri de yine en iyi 10 sosyal bilimler lisesi arasında. Burada da yine aynı şekilde İbrahim Cinkaya, Bolu Sosyal, Artvin Sosyal hiç fark etmez. Hangisinden girerseniz girin sosyal bilimler alanında ilerlemek istiyorsanız sizleri başarı bekliyor arkadaşlar. En iyi 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne baktığımızda yine Kartal Anadolu İmam Kadıköy Anadolu İmam Emin Saraç Anadolu İmam Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu, İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Atakum Anadolu İmam İstanbul Beyoğlu, Trabzon Mahmut Celalettin Ökten, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi Bu okullar zaten Türkiye'de çalıştığınızda gayret gösterebileceğiniz diğer liseler gibi benzer başarıya sahip arkadaşlar. Yani a Kartal Anadolu olmadı. O zaman hiç alakası yok. Sen herhangi bir liseden de çok büyük başarılara yelken açabilirsin. En iyi 10 Anadolu Meslek Lisesi'ne baktığımızda da Aselsan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknopark, Cezeri Yeşil, Sabiha Gökçen, Aksu Uçak, Ankara Gazi, Borusan Asım, Mehmet Tuzapak, Ben, Kayseri Kadı Burhanettin gibi mesleki teknik anonselerini görüyoruz arkadaşlar. Tercih döneminde yanınızdayız. Hiç unutmayın sizlerle beraber mükemmel bir şekilde tercihlerinizde sizlere destek olacağız. Ve aynı zamanda şimdi e, 26 Haziran'da sınav sonuçları açıklandıktan sonra sizlerle beraber adım adım güzel güzel tercihlerimizle alakalı bilgileri yapacağız. Sormak istediğiniz soruları buraları yazın arkadaşlar. Ve ee, bu arada e, LGS sonuçları da geliyor. Bizde mesela sorularımız 2023 LGS sorulup da bizim kitaplarımıza çıkan soruları da böyle derledik. Benzer yakaladığımız soruları. Birçok soru var. Burada hepsini gösteremem tabii. Ama videosu da geliyor. Orada tüm branşlarda yakaladığımız soruları da göstereceğiz. Ve yine aynı zamanda tercih önümüzde destek olacağız. Tercihler bittikten sonra da Artık 9. sınıfa geçerken de 8'den 9 hazırlık kampında matematik kampımızda sadece matematik diğer dersleri artık biraz durduralım. Matematik kampında 1 Ağustos'ta yani Haziran Temmuz'da dinleneceğiz iyice. Yani zaten LGS sürecinden çıktık hocam dediğiniz biliyoruz. 1 Ağustos'ta matematik kampımıza Tonguç 9. sınıf kanalında sizlerle başarıyla yelken açacağız arkadaşlar. Ödülü soruyorumlarınızı bekliyoruz. Netleriniz nedir? Hangi lise hedefliyorsunuz? Sorularınız varsa bunları yazın. Zaten diğer videolarımızda sizlerle beraber güzel güzel bu tercihleri yapacağız Hadi bakalım görüşmek üzere.